Ereğin Belediyesi İstanbul Yüzyıl Yıldızlar Gönül Spor Kulübü işbirliğiyle yapılacak olan uluslararası açık duyurma yarışı için sizlere bilgi veriyorum. Pazar günü 8 Temmuz'da yaklaşık 250 sporcuyla kulaç atarak sahneye tanıtı geleceğiz. Mücret arasında uluslararası yarışma dünya şampiyonumuz, Türkiye şampiyonu, Avrupa şampiyonu sporları bulunmaktadır. Onun konuğumuz eski bakanlarımızdan Esat Kıratlıoğlu. Eğer yetişirse yine eski bakanımız Kürşat Tüzmen de gelecek. Yarışta olmayı istiyor. Esat Bey aynı anda da 3 kilometre yüzeceğini söyledi burayla ilgili. Ben de videoları da var ama biz ona 3 kilometre, 3 kilometre yazdık. Ereğli'de Optimus yelken yarışlarını yapacağız. Ve bölgesel bir yarıştır. Zannediyorum saatini Zonguldak ayarlayacak. Hakem heyetlerine bağlı, baş hakemi bağlı. Onun haricinde aynı günde eğer hava müsaade ederse Karadeniz Ereğli olarak Türkiye'de ilk defa bir kulüp kurulu biliyorsunuz. Sörf okulu Karadeniz'deki sörf yarışlarımız olacak. Plajlar bölgesinde eski Antalya'yı tabir ettiğimiz belediyemizin de bizden sonra orayı mesire alanına çevireceği alanda 250 tane çadırlı misafirimiz konaklamaya başlamış durumdalar. İki gün öncesinden misafirlerini gelmeye başladı. İçimize göre güzide organizasyonun gerçekleşmesi hem bakanlığımız adına hem de spor adına gerçekten gurur verecek güzel çalışmalar. Bir tanesi bisiklet üzerine bir parkur 3 gün sürecek değil mi hocam? 3 gün sürecek. Buradaki amacımız aslında Karadeniz Ereğli'nin tanıtımı. Çünkü Karadağ ve bir bisikletin gideceği yollardan Karadeniz Ereğli'mizdeki çok güzel güzergahlar var. Bunların ve çevredeki güzelliklerin farkına varılması. Bunlar ileride bütün bu yaptıklarımız aslında turizm çalışmalarının bir parçası. Karadeniz Ereğli'nin tanıtımı. İkincisi yelken Ereğli'de yıllardır biliyorsunuz yelken kulübümüz var. Burada da aslında bugüne kadar hep denize seyrettik, deniz kenarında yürüdük ama denizi yaşamadık veya da denizde farklı sporlar yapılabileceğini, denizi kullanmamız gerektiğini ve denizin de turizm de Karadeniz'in farkındalığını ortaya koymak için böyle bir organizasyona gerek duydum. Önümüzdeki günlerde sizler de takip ederseniz ki edeceksiniz, denizimiz, Karadeniz'imiz özellikle başta liman içi ve Antalya bölgesi ve plaj bölgeleri baştan aşağı yenilenecek veya da yeni insanların talep ettikleri şeyler yapılmaya tek tek başlanacak. Bir de açık yüzme yarışları olacak. Bu son derece önemli. Genellikle biz Karadeniz'de bir açık yüzme yarışı ilk defa yani nadir oluyor. Bildiğim kadarıyla Sinop'ta oldu. İnebolu'da. İnebolu'da ilk defa oldu. Karadeniz'de genellikle yüzme yarışı çok yapılan bir deniz kıyısı değil. Ancak bizden Ereğli olarak evet burada yüzülebilir mesajı vermek ve Karadeniz'in deniz sahilinde kullanmayı ve buralarda turizme kazandırmayı amaçlıyoruz. Çeşitli zenginliklerle bu spor, sanat, kültür etkinliklerimizi artırarak devam etmemiz lazım ve bunun mümkün olduğu kadar da 12'ye yaymamız lazım. İşte bu çalışmalardan bir tanesi.